CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Hükümete ÖTV zammı üzerinden tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulunduklarını hatırlattı. Akaryakıt zammı ekonomik soykırım dedi. Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır. Yapılan uygulamayı bir ekonomik soykırım olarak tanımlıyoruz. Bir avuç kişiyi zengin etmek, 85 milyonu bir avuç kişiye hizmet eder hale getirmek bizim kabul edeceğimiz bir olay değildir. 85 milyonu siz perişan ediyorsunuz. Akaryakıt zammını hatırlattı. Hükümete eleştirilerini sürdürdü. Tek kişilik hükümet geldi, yetkiyi aldı ve bu tabloyu değiştirmek istiyor. Ne yapmam lazım diyor? Yeni vergiler getirmem lazım diyor. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir ek bütçe getirdiler. 1.1 trilyon liralık bir bütçe. Vergiler geldi, zamlar da geldi. Buradan hükümet 265 milyar lira bir gelir elde edecek. Oysa Mayıs'tan Haziran'a devletin borcu tam 900 milyar lira attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonomideki gelişmeler vardı. Bütçe rakamlarına değindi. İktidara tepki gösterdi. Haziran ayında 219 milyar lira bütçe açık verdi. Hazinenin ödeyeceği kısa vadeli borç. Bir yıldan vadesine bir yıldan kısa süre kalan dış borç 207 milyar dolar. Tam bir rekor. Borç olur ama Merkez Bankası'nda da 300 milyar dolar paranız olur. Yok. Merkez Bankası'nda eksi 48 milyar dolar. Kılıçdaroğlu ekonomiye ilişkin önerilerini de sıraladı. Türk lirası vurgusu yaptı. Devletin hazinesini düzeltmek istiyorsanız bu soygun düzenine son vereceksiniz. Dolarla verdiğin garantilerin tamamını Türk lirasına çevireceksin. Ya niye köprüden dolarla geçiyorsun? Bahçeli'ye bir gönderme yapalım. Benim bildiğim milliyetçiler Türk lirasıdır yani. Dolarla niye oluyor bunlar? Neron Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor.